İyi hoş geldiniz. Merhaba. Bugün Aksa Sigorta ile ve Medina Turgul DDB ile beraberiz. Eee Aksa Sigorta'nın çok güzel bir kampanyasını konuşacağız. Ben eee sözü önce sana vermek istiyorum Alper. Eee kısaca kendini de tanıtırsın. Bize bu kampanya yapılırken ki pazarın durumundan biraz bahsetmeni isteyeceğim ve neden böyle bir ilticiğe ihtiyaç duydunuz? Alper Tanyer, Aksa Sigorta Pazarlama Direktörüyüm. Eee 5 yıldır Aksa Sigorta'dayım. Türkiye'de geleneksel olarak sigorta penetrasyonu seviyeleri diğer ülkelerle karşılaştığımızda oldukça düşük. Bunun çeşitli sebepleri var. Gelir seviyesi, halkın inanışları, ailenin bir nevi sigorta görevi görmesi gibi. Her sigorta şirketinin olduğu gibi Aksa Sigorta'nın da hedeflerinden bir tanesi Türkiye'deki genel sigorta penetrasyonunun yükselmesine hizmet edecek kampanyalar yapmak. Sağlık sigortalarına baktığımızda ise özel sağlık sigortalarının eskiden beri süre geldiğini, 2014 yılından beri ise tamamlayıcı sağlık sigortası adı altında bir sigorta türünün olduğunu görüyoruz. Bu sigorta türü özel sağlık sigortalarıyla neredeyse aynı kalitede hizmet almasını sağlarken sigortalıların fiyat olarak ise 4'te 1, 5'te 1 fiyatı gibi bir avantaj sağlıyor. Dolayısıyla Küçükti için çok avantajlı bir e, ürün ama yeterince bilinmiyor. Bu bilinirliği artırmak ve bu e, öncüsü olduğumuz bu arada ilk e, bu sigortayı pazara lanse eden e, şirketlerden biriydik e, 2014 yılında. Öncüsü olduğumuz bu sigortayı Aksa ile özdeşleştirmek gibi bir e, amacımız vardı. E, bu kampanyada da bunu e, sağladığımızı gördük. Çok güçlü bir kreatif ve bir jingle ile sonuçlarını da aldı. Oldukça mutlu olduğumuz bir kampanya. Oraya şimdi geleceğiz. Burada ben sözü şimdi ajansa alacağım evet. kampanya sonuçlarını sormadan önce. Berkant yani bu sigorta işi klasik bir sigorta işi gibi ama biraz farklı. Yani doğru söylemek gerekirse ben de bu kampanyayla öğrendim gerçekten böyle bir sigorta tipi olduğunu. 2014'ten beri varmış üstelik. Ve tüketici için de çok avantajlı bir şey. Siz bu briefi aldığınızda içeride yaratıcı briefe nasıl dönüştürdünüz? Nasıl yaklaştınız konuya? Bir ikiye dilim döndüğünce anlatmaya çalışayım. Kısaca bir kendini tanıt. Berkan Tavcı ben de, Medina Turgul DDB'de yönetici strateji direktörü olarak çalışıyorum. Yaklaşık bir buçuk yılı devirdik beraber. Aksa'da ilk kampanyalarından bir tanesi. Alper'in de bahsettiği gibi aslında çok geleneksel bir pazar, Türkiye pazarı. Ama bir taraftan da özellikle tamamlayıcı sağlık sigortasının hedef kitlesi olan e, orta sınıfta e, Türkiye'nin çok büyük bir yüzdesini, yaklaşık yüzde hmm. 60'ını oluşturuyor. E, diğer taraftan e, tamamlayıcı sağlık sigortası e, ürününden faydalanabilmeniz için de SGK'lı olmanız gerekiyor. Orada da 20 milyonluk bir kitleden bahsediyoruz. Aslında çok büyük bir potansiyel var. Ama bir taraftan bu kadar büyük bir potansiyele karşılık da e, oldukça e, limitli bir kullanıcı tabanına sahip bir ürün. Biz açıkçası bu fırsatı birazcık daha ortaya çıkarmaya çalıştık. Bir de sanırım böyle bir yıldızlar da hizalanmıştı. Çünkü negatif bir şey söyleyeceğim ama işte satın alma gücünün azalmaya başlaması, tüketici güven endeksinin geçmiş yıllara göre artık azalmasıyla beraber aslında tamamlayıcı sağlık sigortası çok anlamlı bir ürün haline geliyordu. Bunu biraz bir sigorta ürünü olmanın dışında e, orta sınıfın e, yanında olan bir e, bir sağlık ürünü gibi ele almaya çalıştık ve e, konuya oradan yaklaştık. Hani şunu da biliyorduk. Işte, TÜİK ve ellerine baktığınızda e, aile Türk e, toplumu için çok çok önemli. Hı hı. E, 18 yaş ve üzeri e, yetişkin kitlenin yaklaşık %75'i hani sizi bu hayatta ne mutlu ediyor diye sorduğunuzda ilk sırada ailesini söylüyor. O yüzden de aslında ailemiz için hani yapmayacağımız şey yok. Aile bizim için bir güven ve hani mutluluk kaynağı. Ama diğer taraftan yine TÜİK verilerine baktığımızda sağlık toplam hane harcamalarının içerisinde de en az para harcanan kalem. Ee, ve yine Sağlık Bakanlığı verilerine baktığımızda e, özellikle hastane masraflarından e, kesebilmek için e, insanlar ne yazık ki çok e, uzun süreler bekleyebiliyorlar yani geciktirebiliyorlar. Hmm. Mesela e, işte kalp rahatsızlıkları görülen e, insanlar bile semptomlarını e, gördükten sonra yaklaşık bir %50'si e, hastaneye gitmeyi öteliyor Gerçekle yüzleşmemek trade olabilir tabii orada ama bir yandan tabii. da bilmediğin sürece o masrafa henüz girmene gerek yok durumu var. Biraz buradan yaklaşmaya çalıştık yani senin ailen için yapabileceğin şeyler zaten belli işte bir hani sigortalı bir yerde çalışıyor olmak bile aslında ailen için çok çok önemli onların bir güvencesini hı hı. sağlıyorsun. Bırak gerisini aksa tamamlasın gibi bir ee, çıkış noktasına geldik. Ee, Fikre de biraz buradan doğdu açıkçası. Zeynep şimdi sana geçeyim. Ee, nasıl bir uygulamaya dönüştürdünüz peki bu fikri? Ee, ben bu arada kendimi tanıtayım. Zeynep Kızılcan'dan Medina Turgul D.D. bir müşteri ilişkileri direktörüyüm. Ee, ya bizim burada ilk aslında yola çıkış şeyimiz yani ürünü kısa bir zamanda hikayeyle dış sesiyle kullandığımız jingle ile tüketiciye anlatmak. Çünkü e, Alper'in de dediği gibi yani çok bilinmeyen var olan ama bilinmeyen bir üründü. Hani bizim de kısa bir zamanda bunu net bir şekilde anlatabilmemiz gerekiyordu. Burada hikayede de zaten bütün film boyunca şey görüyoruz. Yani insanların ailelerine, sevdiklerine, hani onları rahat ettirmek için, sağlıkları için neler yapabildiğini anlatıyoruz. Ama sonrasında da hani sizin sevdiklerinizin sağlığı için yapabilecekleriniz bir yere kadar bizim yetersiz kaldığımız noktada da. Aksa tamamlayıcı sağlık sigortası zaten hayatımıza giriyor ve bize destek oluyor. Burada da ürünün adı da bizim için çok önemliydi. Yani hem hizmeti net anlatan hem akılda kalıcı olması. Orada da çıkış noktamız şu oldu. Zaten daha önce de söylediğimiz gibi tamamlayıcı sağlık sigortası çok bilinen bir hizmet değil. Aynı zamanda ürünün adı da tüketicide... Bir eksiği mi var bu ürünün hmm. acaba hissi uyandırıyordu. Dolayısıyla zaten sağlığın tamam gibi bir isim varken ve aslında hizmeti net bir şekilde anlatıyorken, daha kolay akılda kalacakken biz onu kullanmayı tercih ettik. Ama bu fikir hep birlikte ajans, marka, kaç tane toplantı <laughs> sonucu karar verilmiş bir fikir oldu. Ee, Alper sana sonuçları sormadan önce Zeynep sen şeyi de söyler misin? Film dışında ne gibi uygulamalar yaptınız başka? Ee, kullanabileceğimiz aslında bütün mecraları kullandık. Güzel bir outdoor yatırımımız vardı. Dergi ilanlarımız, radyomuz, e, hedeflemeli bannerlarımız. Her mecrayı kullandık aslında. TV'de de zaten güzel bir kullanımımız oldu. Çünkü sadece filmle kalmadığını bayağı bir ilan ve outdoor uygulaması olduğunu evet. da biliyorum evet, kampanyanın. Evet 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 yani sadece TV ile bırakmadık. Hı hı. Hani aslında hedef kitleye erişebildiğimiz her noktaya özel uygulamalarımız oldu. Alper sana şimdi şeyi soracağım. Bu kampanyanın başarısından bize biraz bahset. Yani tabii ki bunun case'inde işte bir takım rakamlar var, erişimler. Ama sizi en çok etkileyen başarı neydi? siz nasıl başarı olarak gördünüz neydi? Biraz onları dinleyelim şimdi ilk başta hani söylediğim e, Aksayı tamamlayıcı sağlık sigortasıyla e, özdeşleştirme e, hedefimiz vardı. Burada bizim rakipleriden e, biraz farklı olduğumuz alan e, ürünün farklı bir ismi var. Biz Sağlığın Tamam ismini kullanıyoruz. E, kategori ismi olarak ise tamamlayıcı sağlık sigortası ismi kullanılıyor. E, araştırma e, sonuçlarına baktığımızda kampanya sonunda yaptığımız Sağlığın Tamam isminin bilinirliğinin tamamlayıcı sağlık sigortasından daha yüksek olduğunu gördük. Bu bizim için en önemli sonuçtu. Zaten jingle'ımızda, reklamımızda sürekli sağlığım tamam mı tekrar eden ve çok akılla kalıcı bir melodiyle bunu anlattığımız bir müziğimiz olduğu için bizim için çok da sürpriz olmadı ama çok sevindirici oldu açıkçası. Onun dışında tabii rakamlara baktığımızda kampanyanın hani ilk günlerinden itibaren çok kanallı olmamızdan dolayı da hani televizyon, radyo, dijital, outdoor bütün kanalları kullandık ve hedeflediğimiz hedef kitlenin sanıyorum tamamına eriştik diye düşünüyorum ki ilk günlerden itibaren web sitesindeki ziyaretçi sayımız 3 katına, leadlerimiz 2,5 katına çıktı. Bunlar hani %250, %300 artışlar demek. Bu bizim için çok sevindiriciydi. Her sene yaptığımız marka araştırmamızın sonuçlarına baktığımızda da sene sonunda sağlık kategorisinde de birinciliğe yükseldiğimizi gördük bilinirlik anlamında. Daha önceki senelerde daha aşağılardaydık. Ama diğer Kasko ve konutta olduğu gibi sağlıkta da birinci sıraya yükselmemiz bizi çok sevindirdi açıkçası. İyi. E bir de öyle bir şey var ki, hani bu ürünün iletişimlik ilk defa siz bu kadar güçlü yapınca sanki bu ürün bir tek sizde varmış gibi de e, bir sonuç da çıktı sanırım. bu Hem başarının altında yatan nedenlerden biri bu olabilir. E, zor tarafları da olabilir tabii bunun. E, buna yaklaşımınız neydi? E, bizim aslında çok istediğimiz bir şeydi bu tabii ki. Ama bir yandan da endişemiz şuydu, hani biz bu kadar tamamlayıcı sağlık sigortasını anlatırken e, tabii ki bir miktar rakiplere de yarayacağını biliyorduk. E, bu her e, kampanyada olan bir şeydir. Ama biz bunu en fazla Aksa Sigorta'ya nasıl e, yansıtırız, Aksa Sigorta'nın sonuçlarını nasıl yansıtırızı e, hedeflemiştik, kurgulamıştık kafamızda. E, bunun da gerçekleşmiş e, olmasından dolayı e, çok mutluyuz. Bunda da sanırım yine e, sağlığın tamam isminin e, farklılaşmış olması, e, rakiplerdeki tamamlayıcı sağlık sigortası ürünlerinden daha farklı bir isimle e, bunu e, iletişime taşımış olmamız e, sanıyorum etkili oldu diye düşünüyorum. Ya tam burada sana şeyi soracağım. Ee, sadece sigortacılıkta değil birçok e, üründe biz hani marka tarafında olduğunuz zaman genellikle e, hani bu kategorinin bir adı var tamamlayıcı sağlık sigortası. Başka bir isimle bunu iletişimini yaparsak eğer acaba tüketici yanlış anlar mı e, tam olarak o ürün olmadığını düşünür mü gibi şeylere de kapılabiliyoruz. Siz burada markanın sağlık sigortası ile ilgili söylemini burada taşıyıcı olarak kullanırken kolayca verdiniz mi bu kararı? Hangi süreçlerden geçtiniz? Ya aslında öyle hemen hani verilmiş bir karar değil. Bu bayağı üzerine tartışıldı ekipçe hani hangisi daha e, sağlıklı olur, nasıl ilerleyelim tartışmalarını yaptık. Orada da çıkış noktamız şu oldu. E, zaten daha önce de söylediğimiz gibi tamamlayıcı sağlık sigortası çok bilinen bir e, hizmet değil. Aynı zamanda ürünün adı da tüketicide bir eksiği mi var bu ürünün hmm. acaba hissi uyandırıyordu. Dolayısıyla zaten sağlığın tamam gibi bir isim varken ve aslında hizmeti net bir şekilde anlatıyorken daha kolay akılda kalacakken biz onu kullanmayı tercih ettik. Ama bu fikir hep birlikte ajans, marka kaç tane toplantı sonucu karar verilmiş bir fikir oldu. <laughs> evet biz de çoğu şeyde konuşuyoruz burada. Yani iş bittikten sonra işte yapmışlar çok da güzel falan hani kolayca yapılmış gibi görünüyor kimi işler ama onların arkasında yoğun toplantılar, onay süreçleri, o küçücük bir hatayı bile yapmadan düzgünce çıkarma çabaları oluyor kimi evet. zaman. Berkan sana da şeyi soracağım. Ee, daha önce de bir EFI projesi konuştuk seninle e, bu seride. E, sigortacılık için e, bir kampanya yapıp bu kadar güzel, büyük, iyi bir sonuç alıp e, onunla birlikte EFI sahibi olmak e, daha mı zor? Şöyle, sanırım EF'in her kategorisinde rekabet çok güçlü ama özellikle bankacılık ve sigortacılık kategorisi hakikaten rekabetin daha yoğun olduğu, çok benzer ürünler de sattığınız için hakikaten ayrışmanın da çok kolay olmadığı iki önemli kategori bence, iki saygın kategori. Bir taraftan da, Özellikle 5 büyük marka, Aksa'nın da içinde olduğu 5 büyük marka çok aktif olarak iletişim yatırımı yapan markalar. Pazarda bu anlamda hani tek değildik. O yüzden hani işimiz kolay değildi. Ama bir taraftan da böyle kategorilerin şu tip bir avantajı oluyor, bir konvansiyon oluşmaya başlıyor iletişimlerde. Böyle söylemek bilmiyorum doğru mu olur, hani teşbihte hata olmasın ama ister istemez belirli formüller oluşmaya başlıyor e, sigortacılık kategorisinde. işte birazcık daha duyguya gitmek, e, işte o e, kaybetmenin ya da ya keşke deme hani hı hı. E, ne olur ne olmaz. Evet, evet e, işini ben garanti ben sigortacılık aldım. deyince hep böyle duygusal filmler geliyor zaten aklıma. E, evet yani o yüzden biz o nasıl söyleyeyim e, korkutmak ya da e, negatiften almaktansa daha e, hani İngilizce söyleyeceğim birazcık daha pamper eden bir duyguyla yani hmm. sen zaten elinden geleni yapıyorsun sen zaten yaptıkların da gayet yeterli ve aileni bu şekilde mutlu ediyorsun ama hani yetebileceğin bir yer var ondan sonrasını gel bize bırak biz halledelim gibi bir ee, daha pozitif bir ton yakalamaya çalıştık açıkçası. Ama tabii kolay e, değildi o e, noktaya gelebilmek. Evet zaten hep onu konuşuyoruz bu seride. Hani bittikten sonra bir kampanyayı konuşurken ya, yapmışlar o çok da güzel olmuş falan diyoruz ama işte bütün onay süreçleri ortaklaşa o kararı verebilmek, düzgün bir şekilde uygulayabilmek aslında burada konuşunca ortaya çıkıyor ki kolay süreçler değil. Bugün konuğum olduğunuz için tek tek hepinize teşekkür ederim. İşte çok teşekkür dağız, ederiz. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz.